Evet arkadaşlar, bugün tarih deli edeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Hemen zilini çalıyorum arkadaşlar ve kaçıyorum. Kaç! Kim geldi? Allah Allah. Birisini basıp kaçtı herhalde. Neyse, izlemeye devam edeyim televizyon. Gördünüz mü arkadaşlar? Tarık dışarı çıktı. Bir baktı, sonra içeri girdi. Bakayım hala televizyon mu seyrediyor? Bakalım hala izliyor mu? Tamam, izliyor arkadaşlar. Şimdi bir kere daha çalacağım zilini. Hemen şöyle çalalım arkadaşlar. Ding dong. Kaç 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 kaç. Allah Allah. Kim çalıyor arkadaşlar zili ya? Zili çalıp kaçıyor biri. Neyse ya. Ben zili kıracağım arkadaşlar. Sinirlenmeye başladım. Eğer onu kim yapıyorsa onu yakalayacağım ve adalete teslim edeceğim. Yeter artık. Oho Tarık'cığım, sen zili kırarsın da biz de çözüm tükenir mi? Ben de bu kapıyı elimle çalarım o zaman. Şöyle çalalım. Kaç 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 kaç. Ya bak vallahi kötü yapacağım he. Sinirlenmeye başladım yahu. Kim çalıyor kapıyı? İşini bitireceğim yani. İşini bitiririm bu kapıyı çalan kişinin. Allah Allah. Adamı hasta etmeyin, tamam mı? Sizin yüzünüzden adam akıllı televizyon seyredemedim. Allah Allah. Çalmayın artık kapıyı. Bir ağzımın tadıyla televizyon seyretmek istiyorum. Evet Tarık bayağı bir sinirlenmiş olmalı. Şimdi asıl vurucu darbeyi yapacağım. Onun tam evinin önüne, yani kapısının önüne bir tuzak hazırlayacağım arkadaşlar. Ve onu tuzağa düşüreceğim. Hemen arkadaşlar şu tuzağımızı hazırlamaya başlayalım. Hemen şöyle diken tuzaklarımızı yerleştirelim. Bu dikenler bize batmasın. Tamamdır arkadaşlar, hemen şimdi şuradan çıkalım. Hemen tuzağın üzerini kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi az sonra Tarık kapısını çalacağım ve onu var ya arkadaşlar tuzağa düşüreceğim. Hemen çalalım. Ya kim çalıyor, geliyorum. Allah giriyor. Çok sinirlendim, bu yapan kişinin sinirce. Olamaz. Yardım edin. Hayır, olamaz. Ha, gördünüz mü Tarık tuzağımın üstü. Ha, arkadaşlar bakın poposunda da ne var Tarık. Tarık o popondaki iğne de öyle. Ha. Gülme gülme. Dikenli Tarık, dikenli Tarık. Ha, çok komik. Ha, harbiden çok komik arkadaşlar. Ha, şuna bakın. Gidiyorum ben bu köyden. Hepiniz beni trollüyorsunuz ve dalga geçiyorsunuz. Aha, Tarık sinirlendi. Ama gerçekten çok komik duruyor yani. Gülmeden yapamıyorum. Çok gülen çok ağlar. Gidiyorum ben bu köyden. Görürsünüz. Beni artık bulamazsınız. Kanka dur, nereye gidiyorsun? Dur, nereye gidiyorsun? Eşyalarımı ve balımı pırtımı toplayıp bu köyü terk ediyorum. Bu köyden gidiyorum. Ne oluyor burada? Evet, Tarık köyü terk ediyor kanka. Gidiyor köyden. Her şey buraya kadar. Bana ayrılan süre sonuna geldik. Ne diyorsun Tarık? Ne ayrılan süre? Ne anlatmaya çalışıyorsun sen? Ben gidiyorum. Sizi özlemeyeceğim. Sevmiyorum ben bu köyü. Hadi bay bay. Hayır dur. Nereye gidiyorsun Tarık? Nereye gidiyorsun? Evet Tarık, nereye gidiyorsun Allah aşkına? Gelir misin şuraya? Hayır, gelmeyeceğim. Aa bakın, Tarık köyü terk etti. Evet, büyük ihtimalle birisi onu trolledi, alındı ve terk etti. Vah vah vah, evet onu birisi trollemiş anladığım kadarıyla. Onu ikna etmeliyiz köye geri dönmesi açısından. Onu ikna etmeliyiz. Şimdi buraya gelme bir ev yapacağım ve burada kalmaya başlayacağım. Köyde kalmak istemiyorum çünkü sürekli beni trollüyorlar arkadaşlar. Trollenmek istemiyorum. Şöyle şuraya da bir odun koyalım. Tamamdır, evimizi dışı bitti. Şimdi yatak çözmesi, fırın, sandığımız, Nurhan televizyonumuzu koyacağız. Tamam arkadaşlar. Hemen camlarımızı da yerleştirelim. Camsız ev olmaz. Hemen şuraları da cam yerleştirelim. Bir de kapı. Tamam arkadaşlar. Evimiz hazır. Oh, ben artık burada kalacağım. Köyde kalmayacağım arkadaşlar. Burası daha iyi. Aman be Abbas, ne ikna etmesi Allah aşkına ya. Ben Tanrı'nın evini satılığa çıkardım bile. 500 bin doları da cebime indireceğim. Ne yapıyorsan yap be. Ben Tarık arkadaşımı geri getirmek için elimden geleni yapacağım. Bunu göreceksin. Ne uğraşacağım ya, şu evde cillop gibi ev arkadaşlar. Dur ama şurayı kapatmam lazım. Şöyle hemen üzerini toprakla kapatalım arkadaşlar. Tamamdır canım ailem. Aa, dubleks ev, yemin ediyorum cillop gibi ev. Kim almak ister bu evi ya? Ben valla valla benim param olsa ben direkt gözüm kapalı alırım. Merhaba, emlakçı burada mı? Merhabalar, evet emlakçı burada. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben bu evi satın almayı düşünüyorum da evi bana tanıtır mısınız? Tabii ki de tabii ki de, buyurun, evimiz böyle. Şurada mutfağımız var, televizyonun standımız var ama televizyonumuz herhalde gitmiş. O herhalde o kiracı aldı onu. Burada bilgisayarımız var, buraya bilgisayarınızı koyabilirsiniz, bilgisayar masamız. Gelin bir de üst katı göstereyim sizlere. Üst katımızda ise böyle yatağımız var, gardırobumuz var ve burada tuvaletimiz var. Vay canına, tamam.
hemen ben bu evi satın alıyorum. Tamamdır, 500 bin dolara satıyorum. Vay be, gerçekten de 500 bin dolar çıkarıp verdi, helal olsun. Tamamdır, bu ev artık sizin. Hayırlı olsun köylü bey. Ya, teşekkür ederim. Evet, Tarık'ın evini sattık arkadaşlar. Paraları da indirdik cebe. Oo, Tarık canıma değsin. Sen git bu köyde bir daha yaşama kardeşim. Bir daha yaşarsan trollerim seni. Şöyle şuraya bilgisayarımızı da koyalım. Hemen koltuğumuzu da koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Kapıyı aç, kapıyı aç. Ben geldim. Nerede buldun burayı yapmaz? Nerede buldun? Ayak izi gösteren gözlük aldım. Onun sayesinde buldum. İyi yaptın. Bir daha bulma. Git evimden. Rahat bırakın beni. Oğlum, sana söylemem gereken bazı şeyler var. Bak bana, bak bana. Ne söyleyeceksin? Kanka, Feride senin evini satılığa çıkardı. Biliyor musun? Bir saniye, nasıl? Basmaya, sen gittiğin gibi satın çıkarttı oğlum. Böyle bir şey kabul edilemez. Köye geri döneceksin oğlum, köye geri döneceksin ve intikamını alacaksın ondan. Demek ki benim evimi satın çıkarttı ve sattı mı? Sattı vallahi. Şu an evinde başka biri oturuyor. Feridun, ben sana şimdi gösteririm. Vallahi çok paralı olduk arkadaşlar. Şimdi bu paralarla birazcık evimi geliştireceğim. Şöyle paraları birazcık gönderelim. Tamamdır, evimiz efsane oldu. Şimdi bir de kıyafetçiye gideceğim. Kendime şöyle güzel kıyafetler alacağım. Abi bana şöyle güzel bir kıyafet ayarlar mısın şu kadar paraya? Ben bu paraya çok güzel kıyafet ayarlarım sana. Gel bakalım. Üf, ne diyorsun abi? Zengin iş adamı, milyarder oldum. Vay, yakıştı. Güzel güzel. Hayırlı olsun. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Şimdi araba satıcısına gideceğim arkadaşlar. Bir de kendime efsane bir araba alacağım. Selamünaleyküm araba satıcısı abi. Elindeki en pahalı araba hangisi? Aleyküm selam. Elindeki en pahalı araba bu Lamborghini. Vay, çok güzel duruyor. Bu ne ya böyle? Külüstür araba. Bu ne ya böyle? Bu da kötü. Ama bu da fena değilmiş aslında ama. Benim bu Lamborghini daha güzel. Tabii canım, adı üstünde Lamborghini. Ne kadar abi fiyatı? Ne? 5 milyon dolar. Abi benim o kadar param yok. O zaman Porsche 2.3 al. O da 200 bin dolar. Tamam, bu benim bütçeme yetermiş. Aman Allah'ım, ne kadar pahalı arabaymış ya. Buyurun abi, 200 bin dolar. İyi günler de kullanın beyefendi. Sağ olasın abi, teşekkür ederim. Üf, Porsche'um şekil önünden çekil. Efsane bir araba arkadaşlar. Bakın çok güzel. Harun evini sattım. Tarık'tan daha da zengin oldum ha. Çok iyiymiş. Burası benim ev. Gideceksin evden, tamam mı? Tamam abi. Pardon abi, özür dilerim abi. Adam ol şimdi. Hadi çık bakalım evden, çık. Tamam abi, çıkıyorum abi. Allah Allah, adama bak, bir de satın aldım diyor. Burası benim ev. Vay anasını denk alın. Feride'ne bak sen. Evini zümrütle kaplamış. Benim abla bir de gidip araba almış. Ben sana da gösteririm oğlum. Gel bakalım buraya. Vay canına baba, nereden buldun bu kampayı? Evet aşkım, nereden buldun? Ya ben bulurum oğlum, siz merak etmeyin, canınızı sıkmayın. Al biraz para vereyim size. Al aşkım, sen mutfak robotu alırsın. Al oğlum, sen luna parka gidersin. Sağ ol baba. Sağ ol aşkım. Dur, şu geri kalan parayı da arkadaşlar kasaya koyayım da kaybolmasın veya çalınmasın. Şöyle koyalım arkadaşlar. Tamamdır canım ailem, artık paramız güvende. Evet, Feride tuzağa düşüreceğim. O yüzden bir tane tuzak hazırladım arkadaşlar ve tamamdır. Ama onu bir şekilde buraya getirtmem lazım. Nasıl yapabilirim? Aha, kapısını çalacağım. Evet çalalım. Kaçalım arkadaşlar. Kim o? Kaç. Aşkım ben bakarım, merak etme aşkım, ben bakarım. Kim o? Allah Allah. Kim var arkadaşlar? Gene biri kapıyı çalıp kaçtı mı yoksa ya? Bu mahallenin çocukları da çok yaramaz arkadaşlar. Yani neyse, ben şu zili kıracağım. Sonra kapıyı çalıp kaçıyorlar ya. Allah Allah. Örümcü çocuk, hep senin arkadaşların buraya geliyor ve zile basıp kaçıyorlar. Ya baba, biraz yaramazlar, evet. Hem de bayağı yaramazlar. Oha, zili kırdı. Neyse, ben de kapıyı elimle çalacağım. Hemen gidelim şöyle elimizle. Allah Allah, kim çalıyor bu kapıyı sürekli? Ben şimdi ona göstereceğim kim çalıyorsa. Kim çalıyor bu kapıyı? Oo, arkadaşlar bakacak herhalde. Allah Allah, ne oluyor? Ne zannediyorsunuz siz kendiniz? Bak, size annenize babanızı şikayet ederim. Görürsünüz gününüze. Görürsünüz. Hayır. Demek ki evimi satarsın ve ondan sonra elde ettiğin para ile kendine araba alırsın ve evini yenilersin he? Tarık bak, yanlış anlıyorsun bazı şeyleri. Hayır öyle değil. Sen sattın, biliyorum. Hayır ben satmadım, tamam mı? Ben emlakçı mıyım da senin evini satacağım he? Emlakçı mıyım? Yalan söyleme Abbas, anlattın bana. Mızıkçı Abbas ya, her şeyi anlatıyor herkese. Şimdi bir yöntem seç. Lav mı TRT mi? Lav mı TRT mi? Nedir lav mı? Hayır, hiçbiri Tarık, lütfen. Tamam, paranı sana geri vereceğim. Lütfen bana bunu yapma. Çıkart üzerindekileri. Arabayı da alıyorum.
Tamam tamam sakin ol. Para benim odamda bulunmakta. Kasanın içerisinde geri kalan para. Onu alabilirsin. Tamam alıyorum. Demek ki burada. Aha paramın yarısı burada. Arabayı da alacağım. Ne alıyorsun Altan? Lütfen bana bir şey yapma. Yalvarıyorum. Her şeyi alabilirsin. Her şeyi. Çok pişmanım. Oo, araba da fena değilmiş. Neyse bir park edeyim. Tamam Tarık lütfen beni çıkart. Çıkart Tarık. Bak kıyafetlerimi de veriyorum. Al bak bunlar da benim kıyafetlerim. Paralı kıyafetlerim. Güzel. Arkadaşlar bakın yakıştı bana. Hadi Tarık beni çıkartır mısın artık?